YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hamur yoğurmadan, oklava, merdane kullanmadan, pratik bir şekilde yöresel bir tarif olan çalkalama börek tarifiyle geldim. Yapımı çok basit, oldukça lezzetli. Bu nefis böreği herkes yapabilir. Ben nasıl yapmışım? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Tarifim için 4,5 su bardağı un kullanıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik klasik bardak ölçüsü. Evet. 4,5 su bardağı unu karıştırma kabımın içine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığından daha az tuz ekledim. Tuzun miktarı size bağlı. Aynı bardağın ölçüsüyle 4 su bardağı su kullanıyorum. Güzelce karıştıralım. Boza kıvamında bir hamur elde edelim. Evet, pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırmamız gerekiyor. Evet, kıvamı bu şekilde olacak. Krep hamurundan biraz daha koyu bir kıvamı olması gerekiyor. Hamurumuz hazırdır. Burada 350 gram ıspanak var. Güzelce bol suyla defalarca yıkadım. Doğradım. Şimdi borcam bir kabın veya normal bir fırın tepsisinin altını tereyağıyla güzelce yağlayalım. Tereyağını dolaptan yeni çıkardığım için biraz zor sürüldü. Öncesinde çıkarırsınız, daha kolay sürersiniz. Bu şekilde ben elimle sürmek zorunda kaldım biraz sert olduğu için. Evet, tepsimizi de yağladık. Şimdi hamurumuzun 1/3'ünü tepsiye dökelim. Evet, azını ayırıyoruz. Çoğunu döktük tepsiye. Şimdi ayırmış olduğumuz hamurun üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı, bir adet de yumurtayı kırdım. Bir çay bardağı yoğurt ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Bu hamuru da üzerinde kullanacağız. Şimdi tepsimizin üzerine yıkayıp doğramış olduğumuz ıspanakları güzelce yayalım. Ispanakların çamurları gidene kadar bol suyla defalarca suyu dupduru olana kadar yıkamamız gerekiyor. Daha sonra suyu süzüldükten sonra doğrayalım. Dilediğiniz peynirden kullanabilirsiniz. Ben tam yağlı beyaz peynir kullanıyorum. 350 gram kadar tam yağlı beyaz peynir kullandım. Ispanak yerine pırasa da kullanabilirsiniz. Patlıcan kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Şimdi ayırmış olduğumuz hamuru üzerine dökelim. Tamamını kaplamak zorunda değil.
Bu şekilde her tarafına gezdirelim hamuru. Fırınımı bu arada çalıştırdım. 180 derecede alt üst ayarda ısınmaya başladı. Üzerine dilerseniz çörek otu serpiştirebilirsiniz. Çok yakışır. Çörek otu serpiştirdim yeteri miktarda. Buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi artık önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece alt üst ısınmış olan fırına böreğimizi yerleştirelim. Altı üstü çıtır çıtır kızarana kadar pişirelim. Her fırının pişirme süresi farklılık gösterebilir. O yüzden altı da üstü de çok güzel kızarmalı, çıtır çıtır olmalı. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Yaklaşık 45 dakika içinde pişer. Ama dediğim gibi her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Altı üstü güzel kızarana kadar pişirmek gerekiyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyip çayla servis yapabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz ve tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmanızı çok isterim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.